Kürdistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Ramazan ayında Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken bütün dünya yine kör, sağır, dilsiz, bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Saraçlar Caddesi postane önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını protesto etti. Hükümet yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş yüz binlere, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Nedense işine gelen her olayda ayağa kalkan Batı, bunu Müslüman ve Türk olunca kör, sağır, dilsiz oluveriyor. Namahrem eli ezanların sesini kesiyor. Bugün Türkistan kan gölü ve Batı Türk'ün kanı içliğinde ayaklar altına alıyor insanlığı. Susarak kusuyor içindeki kini. Grup adına açıklama yapan Kamusen Edirne İl Temsilcisi Alim Kampolat, Çin hükümetinin Uygur Türkleri üzerinde uyguladığı katliama seyirci kalınmasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti. Arkadaşlarımızın yaşadığı zulüm yüreklerimizi yakıyor. Dünyanın her yerinde Türkiye karşı girişilen bu saldırılar, tarihten Türk isminin silinmesi için çabalayan şer odaklarının bir planıdır. Beşikteki bebeklerin çığlığı yüreklerimizi yakıyor. Binlerce yıldır Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı bu topraklardan sürülmesi, ırzlarının ayakları altına alınması, katledilmesi yüreklerimizi yakıyor. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun bütün soydaşlarımıza sahip çıkmak zorundadır. Tarih bu sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omuzlarına yüklemiştir. Bu nedenle bu devletin politikası değerli yalnızlığı kaldırmaz. Milliyetçi bir bakış, onurlu bir duruş, ilkeli bir yaklaşım ister. Bölgede yaşananlara karşı Türk milleti olmak, başta Türk hükümeti olmak üzere tüm dünya devletleri kısa zamanda müdahale etmeli ve Doğu Türkistan'da yaşanan bu insanlık dramına derhal son vermelidir. Kampolat, Uygur Türklerine uygulanan baskılar sona erinceye kadar gümrük kapılarından tek bir Çin malının bile girmemesi gerektiğini söyledi. Filistin için ayaklanıp sokaklara dökülürken Türkmenlerin, Uygur Türklerinin katliamına sessiz kalanları şu mübarek günlerde vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutulmasın ki Doğu Türkistan'daki Türkler de Kobani'dekiler kadar insan, Filistin'dekiler kadar Müslümandır. Unutulmasın ki her çocuk hepimizin öz çocuğu kadar masum, hepimizin öz çocuğu kadar sevgiye, merhamete ve korunmaya muhtaçtır. Unutulmasın ki nerede olursa olsun Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İnsanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden Türk hükümetini, İslam alemini ve Birleşmiş Milletler Örgütü'nü bu vahşeti durdurmak üzere yetkili organların harekete geçirmeye ve yetkili tedbirler almaya davet ediyoruz. Aksi halde bu katliama sessiz kalan her kurum, örgüt, ülke işlenen bu insanlık suçuna ortak olacaktır. Ata yurdumuzda bizden olan ve yüzyıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan İslam'ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında cellatlara teslim eden anlayışı şiddetle protesto ediyoruz. Türk milleti uyan! Kardeşin katlediliyor! Bu katliama seyirci mi kalacağız? Ülke Ocakları Edirne İl Başkanı Taner Albayrak'ta özellikle Ramazan ayında Uygur Türklerinin tüm değerlerinin hedef alındığını söyledi. Asimilasyon politikalarına karşı kendi vatanlarında milli kimliklerini ve dini değerlerini muhafaza etmeye çalışan soydaşlarımız. Diğer tarafta Doğu Türkistan'ın demografik yapısını değiştirmek için her türlü vahşeti reva gören zalim Çin bulunmaktadır. Modern dünyanın gözleri önünde Uygur Türklerine sistematik olarak beyannameleri herhangi bir hüküm teşkil etmemektedir. Urumçi'yi unutturmayacağız. Gürcay'ı, Turhan'ı, Kumlu'yu vatan toprağı olarak görmeye devam edecek, Altay'ı kendimize yar bileceğiz. Bu bilinç ile soydaşlarımızın derdini derdimiz, kederlerini kederlerimiz kabul ederek haklı davalarını her türlü platformda dile getireceğiz. Bu vesileyle